Tamam Suzan, bak bana ne yaparsa yap ama sonra yap. Şimdi benim kaybedecek zamanım yok. Ne? Benim de Sadık Bey'le konuşmam lazım. Sadık Bey. Saçmalama, ne konuşacak bizi sen Sadık Bey'le? Kapa çeneni. Hay aksi, nereden bileyim burada olacağını? Az kalsın yakalanacaktım. Sadık Bey! Buyurun Avni Bey. Gir içeri Avni. Sadık Bey, biraz önce yanınızda Perihan Peri vardı, gördünüz mü? Yok, hayır. Tabii göremezsiniz. Ben tam size haber verecektim. Araya Suzan girdi. Seslenene kadar sizi görünce uçup gitti tabii. Şimdi uçuracağım ben seni Avni. Şey Avni Bey, rüya görmüş olmayasınız. Günaydın Suzan Hanım. Günaydın. Rüya değil Sadık Bey. Peri gördüm. Peri gördüm diyorum size. Görmüşsün. Deli bu, deli ne dediğini bilmiyor. Kusura bakmayın Sadık Bey. Bu çeneni. Tamam, tamam. Biliyorum. Artık ne dersen bana deli muamelesi yapacaksınız. Onun için bu konuyu kapatıyorum. Perilere suçüstü yapana... Aman! Sihir üstü yapana kadar susma hakkımı kullanıyorum, susuyorum. Bitti. İyi günler. Size de Avni Bey, size de. Dur bak şimdi ben sana nasıl sihir üstü yapacağım? Allah cezanı vermesin. Ya bir gün olsun işte hadise yaşamadan gideyim. Defol, Allah cezanı vermesin. Vahsız görmüşmüş. Peri görmüşmüş. Aman senin yüzünden yakalayamadım. Lafa tuttun beni. Senin yüzünden yakalayamadım. Şimdi seni mutfağa götürüp ocağın üstüne ateşe tutacağım anne. Geberteceğim seni anne. Da 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 da. Çekil üstüm ben be. Periler aşkına zamanı geri almaktan başka çarem yok. Zaman geriye aksın. Öf be, bunların da hafta sonu kafeyi geç açacakları tuttu. Yani evden çıktı yok ki. Rahat rahat perilere bakalım. Günaydın Betüş'cüğüm. Günaydın Perihan teyze. Kusura bakma hayatım, seslenmeden geldim. Kapının önünde işler biraz karıştı da mecbur kaldım. Ay, ne oldu? Avni Bey. Tüh, yine mi gördü? Maalesef ama merak etme, her şeyi hallettim. Peki sen niye geldin bu saatte? Dudu'yla Taceddin'i bulamıyorum Betüş. Saat kaç? 8. Ya bu saatte sence nereye gitmiş olabilirler? Bilmem ki. En fazla annem babamı şatonun bahçesinde gezdirmeye çıkartmıştır. Yoklar şekerim. Baktım oraya, yoklar. Dur bakalım. Hazır kimse yokken şu sihirli aynadan bakalım. Belki şatoya geri dönmüşlerdir. Hadi. Eyvah, bu ne? Sihirli aynadan bizim evi gözetliyorlar da ondan. Kim? Ay, kim olacak? Tabii ki Perihan. Niye bu kadar sakinsin? Biz görünmeziz. Niye dertleniyorsun? Keyfine bak. Emin misin? Ay tabii eminim. Benim için boşuna şeytana bile pabucunu ters giydirir dememişler. Rahatına bak. Çayını iç. İşte yoklar. Şatoda yoklar. Evet. Hala dönmemişler. Ay, aklımı oynatacağım. Yani nereye gider bunlar? Sen annemi yine bir haltlar karıştırmasından korkuyorsun değil mi? Tam üstüne bastın kızım. Perihan teyze, sihirli küreye baktın mı? O bize onların nerede olduğunu söyler. Kafa kalmadı ki bende. Tabii ki bakmadım. Sihirli küre, söyle bize. Dudu'yla Taceddin'i bulamıyorum. Şatoya baktım, orada da yoklar. Neredeler acaba? Şatodalar. Hayır değiller. Bana gelen sinyaller orada olduklarını söylüyor. Daha fazla yardımcı olamayacağım. Üzgünüm. Bu da sapıttı mı ne? Yoklar işte, baktık aynadan. Yoklar, yoklar. Dur Perihan teyzeciğim, sakin ol. Ben bir haber alır almaz seni ararım, merak etme. Tamam hayatım ama hemen bana seslen olur mu? Çok merak ediyorum. Bay bay. Güle güle.
işte. Bizi burada göremeyince gözetlemekten vazgeçti. Yakalanmadık yani. Ay tabii ki yakalanmadık. Yakalansaydık Perihan hop burada biterdi hemen. Bana bak, aklıma ne geldi. Hadi bizi görmedi diyelim. Bu kahvaltı masasını, gazeteyi filan da mı görmezler? Ay tabii, onları da görünmez yaptım. Ay vallahi senden korkulur Dudu. Senden korkulur. Günaydın. Günaydın Betiş Hanım. Günaydın. Ah canım benim, günaydın. Bir tek sen mi uyandın bakalım? Evet, bugün bence sen, ben, babam kahvaltı edeceğiz. Nedenmiş o? Firuze abla anlatsın. Anlatsın bakalım, biz de oturalım. Tuğçe ile Kerem aileleriyle yaz tatiline çıkıyorlarmış. Abimle ablam bunun da bugün gelecekler, vedalaşacaklar. Peki ne kadar sürecekmiş bu tatil? Keremler bir ay Antalya'ya gideceklermiş. Tuğçeler de yaz sonuna kadar Bodrum'a. Eyvah. Eyvah ya. Ceren'i bilmem ama Cem Tuğçe yok diye bütün yazı bize zindan edecek söyleyeyim. Ben gideyim şunu bir kaldırayım. Bence hiç derim anne. Çünkü abim bugün Tuğçe gelene kadar odasından çıkmaz. Çok biliyorsun sen. Ben de gideyim bari. Ama git bari. Cem, uyuyor musun? Evet. Hayır efendim, uyumuyorsun. Uyumak ve Eylül'de uyanmak istiyorum. Bugün Tuğçe seni görmeye gelecekmiş. Vedalaşmaya, sonra gidecek. Ay çocuk olma Allah aşkına, yaz tatiline gidiyorlar, sonra dönecek, ne var bunda? Hadi kahvaltıya gel bakalım. İstemiyorum. Ay Cem, niye böyle yapıyorsun? Şimdiden açlık grevine girdim. Yok artık, sanki ömrünüzün sonuna kadar bir daha görüşmeyeceksiniz. Abim öyle sanıyor. Sen sussana. Yalan mı? Orada yaz aşkı bulacak diye korkmuyor musun? Aa Çilek, çok ayıp kızım. O dedi anne, telefonda konuşurken duydum. Sen benim ne zaman telefonlarımı dinlemekten vazgeçeceksin? Babam periler telefonları kaldırdığı zaman. Cem ne yapıyorsun? Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Cem hadi sen de kahvaltıya. Tamam geliyorum. Evet, görmüyor musun? Niye kapını kapatmıyorsun? Tuvaletimi yapmıyorum ki, elimi yüzümü yıkıyorum. Olsun, yine de tuvaletteyken kapını kapat Çilek. İyi peki, sen kapının dışını açıp ben de kapatayım. Çilek, sana son günlerde bir haller oldu. Ne bu böyle ukala ukala konuşmalar? Tuğçe ile Kerem tatile gidiyorlar ya, ondan artık ikiniz de beni evde bırakıp bir yere gidemeyeceksiniz. Elime düştünüz. Sen bunların hesabını mı yapıyorsun? Evet, bütün kış evde yalnız otururken hep bu an bekledim. Hele bir de kendime arkadaş vereyim. İşte o zaman ben size gösteririm. Al ablacığım, günaydın. Her şey hazır, geliyorlar mı? Galiba geliyorlar. Babam nerede? Bakkala kadar gittiydi, neredeyse gelir. Evet, ben geldim. Siz buyurun oturun, ben şunları koyup geliyorum. Kızım ne haber? İyiyim. İyisin de ne bu haller? Yok bir şey babacığım. Var var. Sen ancak abinle ablana bir şey yaptığın zaman böyle oluyorsun. Daha bir şey yapmadım babacığım. Arkadaş bulunca yapacağım. Bir çay daha ister misin? Sağ ol Dudu, kafi. Ay çok hoş. Ay şu kadarcık halini. Sağ ol Dudu. Kafi demiyor musun? Çok komiğime gidiyor. Ne yapalım? O gençlik iksirini bana lıkır lıkır içirmeseydin bu kadar küçülmeyecektim. En azından seninle aynı yaşta falan görünecektim. Ay, bu halin köpek halinden bile komik. Sinir etme beni, gülme. Tamam, tamam. Bak hala gülüyor. Sen getirdin beni bu hale, gülme. Ay tamam. Tamam işte. Bak sana ne soracağım. Acaba ihtiyarlık iksiri diye de bir şey var mı? Ayol niye olsun? Kim ihtiyarlamak ister ki?
Ne bileyim, bu gençlik iksirini düşünen Periliçe mantık olarak onu da düşünmüştür dedim. Oo, gençlik iksirini bulması 100 senesini aldı. Bir de onu bulmaya kalksa. Anladım. Beklemeye ömrüm yetmez. Ne de olsa ben faniyim. Ay, lep demeden leblebiyi anlıyorsun yani. Aa, üzülme. Bak Şükret, sana o gençlik iksirini içirmeseydim hala o moruk köpek halinle kalmıştın ama. Daha bana tam olarak iyilik yaptığını hiç görmedim ki. Buna da şükür demekten başka çare yok. Neyse, ben Eda'lara gidiyorum. Geliyor musun? Eda'lara mı gideceğiz? E görünmeziz. Eda bizi bu halde görünce Perihan'a söylemez mi? Ay tabii ki söylemeyecek. Eda uzun zamandan beri ilk defa babasını fani olarak görecek. Söyler mi? Ama bunu saklarsa Perihan'dan ceza alacağını bilir. Aa, söylemez. O kanalımıza bizim... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.